Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda sizlere çok güzel farklı bir makarna tarifim var. Domates soslu olacak ama makarnamın şekli değişik sadece. Şöyle güzel fusilli makarnalarım var. Ispanaklı ve domatesli hazır makarna kullanacağım. Yapılmış. İstediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz ya da bu tarz bir makarna. Erişte bile olur. Ne arzu ederseniz. Bu sosla her türlü makarnayı yapabilirsiniz. Domates soslu yapacağım ama daha sonrasında üzerine mantar soteleyeceğim ve onu da ekleyeceğim. Ayrıyetten ikinci bir çeşit olacak o da. Bunları belirttikten sonra yapımına başlayalım makarnamızın. Suyumu kaynattım ben burada. Hemen içerisine biraz tuz ve sıvı yağ ekledikten sonra makarnalarımı içine atacağım. Yarım kilo makarna kullanıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Ve 7-8 dakika kadar, 6-7 dakika daha uygundur. Kaynamaya bırakalım bu şekilde. Kapağını tam kapatmayalım ki taşmasın. Makarnamız pişerken biz diğer tarafta öncelikle tavamızı ısıtıp biraz sıvı yağ ekleyip hazırlamış olduğum 400 gram kadar mantarımı soteleyeceğim ve onu bir kenara alacağım. Daha sonra domates sosumu hazırlayacağım tavamda. Şimdi mantarıma biraz tuz ilave edeceğim. Neredeyse hazır, kızarmaya başladılar. Kadar kızarmış olmaları bana göre yeterli. Şimdi bir kenarıya alacağım ve bu tavamda domates sosumu hazırlayacağım. Domates sos için de tekrar tavama ister sıvı yağ kullanın, ister zeytinyağı kullanın, nasıl arzu ederseniz. Karıştırarak da olabilir veya tereyağı da koyabilirsiniz. Ben şimdi tereyağı koyacağım mesela. Şöyle doğradığım 2 tane küçük kuru soğan ekleyeceğim. Ve 2 diş sarımsağı ekleyeceğim. Bir miktar bunları kavuracağım. Hafif dış yüzeyleri kızarıncaya kadar. Soğanların dış yüzeyleri kızarmaya başlayınca domates sosumu ekleyeceğim. Şöyle hazırlamış olduğunuz konservelerden kış aylarında kullanabilirsiniz. Yazın domates rendeleyebilirsiniz ya da rondodan çekebilirsiniz birkaç tane. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da domates salçası ilave edeceğim. Hemen tuzumu şöyle bir tatlı kaşığı, 1,5 tatlı kaşığı kadar toz şekerini. Acılı seviyorsanız 1 çay kaşığı kadar pul biberi. Yine 1 çay kaşığı karabiberi ve 1 çay kaşığı da fesleğeni ekleyelim.
karıştıralım. Şöyle bir çay bardağı kadar su ilavesi yapalım. Ve sosumuzu pişmek üzere kapağını kapatalım. Altını da ocağımızın biraz kısalım. Kısık bir ateşte güzelce şöyle bir 15-20 dakika kadar hiç yoktan pişsin. Domates sos pişti, hazır. 20 dakika kadar pişirdim. Şunu söyleyeyim dipnot olarak, bir püf noktası olarak. Domates sosunu ne kadar fazla pişirirseniz o kadar lezzetlenir. Bunu da eklemiş olayım istedim. Ama 20 dakika, 25 dakika da yeterlidir. Gayet güzel özleşti. Şimdi artık servis zamanı, servisi yapabiliriz. 2 adet servis tabağım var. Onu şöyle, makarnam da haşlandı. Bir tarafına makarna koyacağım. Bir tarafına da salata hazırladım. Salata koyacağım. Şöyle domates sosunu da üzerine gezdirelim. Tabii ki arzu ederseniz karıştırabilirsiniz de. Nasıl isterseniz. Hemen bir tanesine hazırladığım mantar sotemden de koyacağım şöyle üzerlerine. Harika oldu, öyle değil mi? Çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen bu güzel domates soslu, mantarlı makarnayı evinizde yapmayı ihmal etmeyin. Eminim ev halkı ve çocuklar çok beğeneceklerdir. Allah'a emanet olun. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin.